أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ve كَانَ kana maridan aw سَفَرٍ safarin مِنْ iddatun min ayamin ukhra بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا al بِكُمُ wa la yuridu bikum al usra ve li tukmilu al iddata sallallahu elhamdülillah rabbimize sonsuz şükürler olsun ramazan şerife kavuştuk elhamdülillah rabbim ramazan şerifi hakkımız hayırlı ve bereketli inşallah tüm müslim alemi hakkında mevla teala hayırlı ve mübarek olsun inşallah rabbim Ramazan-ı Şerifi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe-i kemal efendilerimiz bütün meşayih-i kemal efendilerimiz nasıl geçiriyorsa onların ahlakında, şuurunda, ciddiyetinde samimiyetinde geçirebilmeyi hepimize asayı veririz. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla elhamdülillah FM TV ekranlarında e, istişareler yaptık. Bu sene Ramazan-ı Ramazan dersleri diye inşallah saat 12'de mukabeleden sonra yani 12'de bu Ramazan dersleri diye bir program yapılmasına karar verdik. Her gün bir konuyla inşallah sizin karşınıza çıkmaya çalışacağız. Canlı yayında 25 dakika konu anlatılacak inşallah. Diğer 25 dakika, ikinci 25 dakikada sizden gelen suallerin cevapları verilmeye çalışacak. Bu normal. Eğer başarabilirsek, Rabbim başarmayı nasip etsin. Sizlerin de dualarıyla, gayretiyle inşallah başarmaya çalışacağız. Yani her gün bir aksilik olmazsa Ramazan boyunca inşallah saat 12'de huzurlarınız olmaya çalışacağız. Mukabeleden sonra, mukabele bittikten sonra inşallah saat 12'de tekrar ediyorum bir konuyla beraber. Bu konuyu evvela 25 dakika konuyu anlatmaya çalışacağız. Ondan Çünkü e, konu arasında sorular sorulabilir. İlla sorarsınız şu olur bu olur ama bu sefer konu dağılmış oluyor diye e, özellikle halkımızdan yani seyircilerimizden gelen teklif böyle. Evvela konu anlatılsın. Ondan sonra gelen sorulara ne yapılsın? Cevap verilsin diye e, istek, istek böyle olduğu için de bu kararı verdik. Ve Ramazan dersleriyle de inşallah huzurunda, huzurunuzda olacağız. Başarabilirsek inşallah başaracağız. Siz dua edeceksiniz. Ramazan'da yapılan dualar kabul elhamdülillah. Ya bugün elhamdülillah mutluyuz açık söylüyorum yani Niye? Ramazan'a kavuştuk ya. En azından şu oruçla beraber bütün günahlarımız affedildi elhamdülillah. Efendimiz'in ifadesi. Efendimiz buyuruyor yani şükürler olsun. E seviniyoruz. Çünkü Ramazan şevkenleri sevinenleri mevlat affediyor elhamdülillah. Hakikaten mutluyuz yani elhamdülillah. E ondan dolayı inşallah bu derslerle beraber de sizlerle beraber olacağız. E sizlerle beraber olduğumuz için de mutluyuz. Mutlu olmaz mıyız ya? Biz sizinle olduk mu mutlu oluruz Allah'ın izniyle. Şükürler olsun. Rabbim inşallah tesisini yüksek edilsin. ...ve başarılı bir şekilde vazifelerimizi tamamlamayı tamamlamaya yasayabilirsin inşallah. Tekrar ediyorum, ilk 25 dakikası konuyla alakalı. Bugünkü konumuz ramazan Şef'in Şerif'in faziletiyle alakalı. ramazan Şef'in Şerif'in bize verilen o Ramazan kıymetiyle alakalı. İşte Hadis-i Şerifleri inşallah okumaya çalışacağız. Bir ayeti i kerime manası vermeye çalışacağım. Hadis-i Şerifleri okumaya çalışacağım inşallah. Ondan sonra da sizden gelen soruları da... ...ikinci 25 dakikada tekrar ediyorum, ikinci 25 dakikada sorularınızı cevaplanmaya çalışacağız. Böylece 50 dakikalık bu şekilde bir ders yapmış olacağız. Rabbim tesisini yüksek edilsin. Rabbim hepinizden razı olsun. Elhamdülillah ama unutmayın ki Ramazan Şerif'in gelişine insan sevinmeli, mutlu olmalı, hoşnut olmalı. Hakikaten Mevlamız'ın bize ikramı olan manevi ayı, manevi, manevi bir ayın maddi ve manevi güzelliklerinin tamamını ikram edilmiş olduğu Ümmeti Muhammed'e verilen bu ramazan şefte elhamdülillah bizler de istifade etmeye çalışacağız. Düşünsene. Ya düşün. Seviniyorsun. Ramazan geliyor diye seviniyorsun. Mevla Teala günahlarını affediyor. Oruca başlıyorsun. Geçmişin affediliyor. Bir hurmayla, yarım hurma daha iyi olsa, yarım hurma daha iyi olsa iftar ettiriyorsun. Mevla Teala cehennemde ki olsan cehennemden azat diyor. O yüzden çok kıymetli bay ay. Rabbim inşallah güzel geçirmeyi, hakkıyla başarmayı hepimize ikram etsin, ihsan etsin inşallah. Telefon sistemiyle değil tabi telefon mesaj sistemiyle ancak ne yapabiliriz sizlere cevap verebiliriz. Yoksa telefon açarsanız telefonunuza bakma şansımız olmayacağını baştan söyleyeyim. Şimdi esna edibillah. Mevlamız buyuruyor ki Şehru Ramazan elledi ünzile fihil Kur'an Şehru Ramazan Ramazan ayı ünzile fihil Kur'an O ay dedi Mevla Teala Kur'an-ı size indirildi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Azimüşşan'ın vahiyinin Ramazan-ı Şerif'te olduğunu, Kur'an-ı Azimüşşan'ın indirilmesinin Ramazan-ı Şerif'te olduğunu Mevla Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da ne yapıyor bildiriyor. Sonra Mevla devamında nedir o? Ünzile fil Kur'an. Hüden linnâs ve beyinâtim minel hüdâ vel Allah'a Allah'ımız buyuruyor. O Kur'an-ı Azimüşşan hidayettir. Güzel insanlar. Kim o Kur'an-ı Azimüşşan'a uyarsa hidayeti bulur. Kur'an-ı Azimüşşan'a kıymet verirse hidayeti bulur. Kur'an'la yürürse, evinde yürürse huzur olur, mutluluk olur, hidayet olur, güzellik olur, doğruyu bulmuş olur. Mevla Teala ve ve fülkân diyor. Allah'ımız buyuruyor. Kur'an'ı ı adıymış, şu anda diyor hidayeti açıkladık, aşikar ettik, beyan ettik. Yani Kur'an'a baktığında, Kur'an'la yürüdüğünde hakla vel furkan, hakla batıla kabiliyetim var, doğruyu bulma kabiliyetim var. Kur'an'la yürüyen doğruyu bulur. Kur'an'ı ölçüne dikkat eden doğruyu bulur. Kur'an'ı bırakan, terk eden doğruyu bulma şansı yok. Kur'an ölçülerinde yürümemiz lazım. Peygamber ölçülerinde yürümemiz lazım. Ulemanın, Allah dostlarının, gerçek kıymetli insanların gerçekten göstermiş olduğu beraberce onların Yolunda yine beraber yürümemiz lazım ki ne yapacağız? Evimizi de kurtuluşu bulacağız. Hayatımızı da işimizi de her yerde kurtuluşu bulacağız. Rabbim ikram edilsin. Femen şey de minkumu şihara Her kim bu Ramazan şerife şahit olursa, Ramazan ayına ayında hayatta ise, Ramazan ise kavuştuysa, özellikle de akıl bari olduktan sonra ne yapsın? Oruç tutsun diyor Mevlamız. Oruç tutsun. Elhamdülillah Ramazan'a ulaştık. Bu ayeti kerimeyi şu anda yaşıyoruz. Bak ayet yaşıyoruz. Şu anda bu ayet yaşıyoruz. Ramazan'a ki şey ve Mevla bizi kavuşturdu. Rabbimize sonsuz şükürler olsun ya. Büyük ikram. Bakın ne böyle Efendimiz sallallahu aleyhi Recep ayında, Şaban ayında şu ifadeyi kullanıyor Efendimiz. Şu duayı ne? Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve Ramazan. Allah'ım bize Recep ayını, Şaban ayını bereketle ile ve bizi Ramazan'a ulaştır. Çünkü Ramazan büyük, büyük istifadelerin olduğu Affın olduğu, rahmetin olduğu son derece. Bak rahmet kapıları açıldı. Cehennem kapatıldı, cennet kapıları açıldı. Mevla Teala sıkıntıları ne yaptı? Durdurdu. İnşallah ve bu şekilde Ramazan'dan güzel istifade etmeyi yapacağız, çalışacağız. Rabbim tesirini yüksek etsin inşallah. Yeter ki biz gaflete düşmeyelim. Yeter ki biz yanlışa düşmeyelim. Mevla Teala hoşlanmadığı şeye düşmeyelim. Göreceksiniz ki bak çok kaliteli bir Ramazan olacak inşallah. Rabbim bu yolda bizlere başarılar nasip biz? Sonra Mevla Teala peki herkes mi oruç tutacak? E zor, zor durumda olanlar ne olur? Ömen meli seferin min Eğer diyor Mevla Teala hastaysanız veya seferdeysiniz, yani yolculuktaysanız, 90 kilometreyi aşan bir yolculuk esnasındaysanız diyor Mevla Teala, o zaman müsaade ediyor. Oruç tutmayabilirsiniz diyor Mevlamız. Bakın dikkat edin. Oruç tutmayabilirsiniz diyor. Ama ne zaman oruç tutmayabilirsiniz diyor. Üzerinde duruyorum. Eğer hastaysınız. Bu hastalık konusuyla alakalı çok sorular geliyor. Yine gelir büyük ihtimal. Ama bu hastalığınızı da mutlaka size oruç tutan bir doktor size demesi lazım ki senin hastalığın gerçekten sıkıntılı veya gerçekten sen bu hastalıkla oruç tutamazsın. Ama aşikarsa zaten bazı insanlar var ki mesela gerçekten zaten oruç tutma hiç değiller. O zaman zaten hasta durumludular. O zaman diyor Mevla Teala ne yapacaksın diyor. Onun günlerini daha sonra tutabilirsin. Ama daha sonra tutma durumunda değilsen fefi diyeti o zaman fidye vereceksin. Allah'ım inşallah sıhhatimizi, afiyetimizi versin. Şimdi bakın oruç tutamayan abilerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız, ahbaplarımıza sorun. Bakın bir sorun onlara ya. İnan o kadar oruç tutmak istiyor ki, o kadar orucu gerçekten özlüyor ki, ama hastalığı ona ne yapmıyor? Ona müsaade etmiyor. Hastalığından dolayı tutamıyoruz. Yoksa öyle kalkıp da basit hastalıklardan da kesinlikle ne yapmamak lazım? Kesinlikle taviz vermemek lazım. Allah muhafaza etsin. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem oruç tut, sıhhat bul. Yani sıhhati bulmak istiyorsan o zaman da oruç tutman lazım. Ve bununla beraber de Mevlamız devamında yuridullahu bikümün yusra velâ yuridü Allah size kolaylık murad ediyor. Size zorluk murat etmiyor. Bu da önemli bir ifade. Mevla Teala size kolaylık murat ediyor. Size zorluk murat etmiyor. Allah bize her şeyin kolayını vermiştir. Mevla Teala bize zorluk teklif etmez. Mutlaka Mevla Teala bize her şeyin kolayını verir. Hiçbir zaman kaldıramayacağımız, yüklenemeyeceğimiz bir şey bize Mevla Teala ne yapmaz, teklif etmez. O yüzden Rabbim inşallah teklif etmiş olduğu şeyleri hakkıyla yerine getirmeyi hepimize ikram eylesin ihsaneniz. Öyle Türk mülünaitle, öyle tükettirullah ala ma hedakum ve aleyküm teşkurü mevla Teala devamında. Eğer diyor siz seferde olduğunuz zaman veya hasta olduğunuz zaman eğer o vazifeleri ne yapamazsanız, orucu tutamazsanız daha sonra sayısınca yani üç gün hastaysan daha sonra üç gün orucunu tutacaksın. 3 gün seferdeysen seferdeyken tutamadıysan ama yukarıda Mevla Teala ayet-i e, bir, bir önceki ayet-i kerimesinde entesumu خَيْرٌ lekum Eğer diyor Mevla Teala oruç tutarsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Yani seferdeyim, oruç tutmayayım düşünmeyeceksin. <laughs> Hele bugünkü yolculuklar elhamdülillah Rabbimizin yardımıyla çok kolay oluyor. Çok kolay oluyor. Bugünkü yolculuklarda insan oruç tutabilir yani. Oruç tutabildiğinden dolayı kesinlikle yememeli. Bunlara bahane etmemeli. Çünkü sonra pişman olur, mahcup olur yani. Ve Mevla Teala'yı tekbir edin diyor, yüceltin diyor. Rabbimize boyun eğin, teslim olun. Oruç tutmakla beraber zaten bir insan kulluğunu ortaya koyuyor. Kulluğunu ortaya koyunca da Rabbinin yüceliğini, büyüklüğünü ortaya koymuş oluyor. Ya Rab, ben ancizim. Ben senin kulunum. Ben sana boyun eğerim. Sen benim sahibimsin ya Rab. Demiş oluyor ve bununla beraber de Mevla Teala Rabbim hakkıyla anlamı yapıp nasip etsin. Mevla Teala o kuluna büyük mükafatlar veriyor. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Öyle halleküm teşkirun diyor Mevlamız. Umuluk, şükür edersiniz. Elhamdülillah. Teşekkür ediyoruz Rabbimize. Hadi yani hep beraber bir teşekkür edin bakalım. Ediyorsunuzdur inşallah kanalları, ek ekranın başında bulunanlar. Üzerinde duyuyorum. Teşekkür ediyoruz Rabbimize. Elhamdülillah. Bize iman nimetini verdi. Bize Peygamberimiz Muhammed Mustafa'yı verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bize Kur'an-ı Azimüşşan'ı verdi. Bizi gerçekten müminler arasında eyledi. Bize Ramazan-ı e kavuşturdu elhamdülillah. Büyük bir nimet, büyük bir ikram. Ne yapıyoruz? Rabbimize vermiş olduğu bütün nimetlerine, sayamayacağımız kadar vermiş olduğu bütün nimetlerine karşılık Rabbimize teşekkür ediyoruz. Rabbim teşekkürümüzü kabul eylesin inşallah. Nasıl teşekkür ediyoruz? Rabbimize nasıl teşekkür layıksa o, şekilde o teşekkürü inşallah Rabbimize yapmış olacağız inşallah. Rabbim bu yolda bizlere başarılar nasip etsin. Mahcup olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Şimdi bu ayeti kerimemizdi. İnşallah bu ayeti kerimemizden sonra bir hadis-i şerifle beraber Ramazan şerifin özelliğini anlatan bir hadis-i şerif okumak istiyorum. Ondan sonra inşallah sizden gelen sorular olursa o sorularında inşallah ne yapacağız? Cevaplarını vermeye çalışacağız inşallah. Rabbim tiesini yüksek eder. Buyuruk efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ümmeti 5 hicrayin fi Ramazan. Bu Ramazan'da daha önceki ümmetlere lem tu daha ümmetün kablehüm huluf. Daha önceki ümmetlere verilmeyen tekrar ediyorum daha önceki ümmetlere verilmeyen beş haslet ümmeti Muhammed'e verilmiştir. Yani peygamberimizin hatırına Mevla Teala bize daha önceki ümmetlere verilmediği halde tabiri caizse bu ümmete tabiri caizse söylüyorum kıyak yapmıştır yani. İkramda bulunmuştur. İnanın bu da peygamberimizin hatırınadır. Bu da inanın peygamberin hatırınadır. Rabbim inşallah Peygamberimizin kıymetini bilmeyi hepimize ikram etsin. Gelin şu beş özelliği hep beraber bir inceleyelim. Hep beraber bir inceleyelim. Ama bu beş özelliği de hep beraber yakalayalım inşallah. Beş özellik. Aslında normalde elinize kalem kağıt alsanız, bu beş özelliği yazsanız çok güzel olur. Ramazan-ı Şerif'te daha önce ümmetlere verilmeyen, tekrar ediyorum, Ramazan-ı Şerif'te daha önce ümmetlere verilmeyen beş özellik bu ümmete verilmiştir. Efendimiz buyuruyor. E nedir bunlar? Bir, femiz saimi, oruçlunun ağız kokusu. Üzerine duruyorum. Oruçlunun ağız kokusu. Adiyabu indallahi min mirrihil misk. Oruçlu kişinin ağız kokusu, dikkat et, normalde ağız kokusundan rahatsız olursun. Ama oruçlu kişinin, oruçlu kişinin ağız kokusu Allah indinde Misk kokusundan miski amberden misk kokusundan daha hoştur daha güzeldir daha paktır buyuruyor efendim sanıyorsun. birinci özellik ama şunu bir değerlendirelim beraber tabi inşallah bu hadise şey yeter sizden gelen sorular da biliyorsunuz çok ama olsun İnşallah olduğu kadar devam, devam ederiz ama bir değerlendirmemiz lazım düşünsene Rabbin için bakın ne yaptın bu gece kalktın. Elhamdülillah. Sahura kalktın. Ve sahuru bayağı geciktirdi Niye? Aciz mi ya Rabbi dedin. Ben acizim. Sen her şeyin sahibisin. Her şeyin kadiri mutlaka sensin ya Rabbi. Faili mutlaka sensin ya Rabbi. Biz aciziz ya Rabbi. Biz senin kulunuz ya Rabbi. O yüzden dolayı ya babam aman sahurda yememiz lazım ya Rabbi ki elhamdülillah. Sonra o saatten sonra bak İmsaktan sonra ne yaptın? Ta kestin. Ve en netice bak devam ediyorsun. Neye? Allah için. Rabbimiz için. Yemiyorsun, içmiyorsun ve bu şekilde belli şeylerden uzak duruyorsun. Ve kaça kadar? Akşama kadar. Akşam vaktine kadar. Bu devam edecek. Sadece ve sadece. Bakın her ibadetin diyor, her ibadetin diyor riyası olur ama diyor orucun riyası olmaz. Çünkü niye? Bazen yanlış kalıyorsun. kimsin olma diye olamıyorsun. Orucunu açabilir misin? Açamazsın zaten oruçlu kabul edilmezsin. Niye? Allah seni görüyor ve Allah için tutuyorsun ya. Ve Mevla Teala bu güzellikten dolayı, bu kulunun yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı hele hele diyorum, tekrar ediyorum ikindiden sonra bakın ikinden sonra gördünüz, geldi mi göreceksiniz. Beraberce şey göreceğiz, hep beraber göreceğiz. Böyle kanatlarımız kırılacak, Açlık tabi tam vuracak Susuzluk vuracak Ondan sonra böyle Elini ayağını arzu ettiği için e Tabi bazı gençler diyor ki O zaman bize diyor fazla dokunmaz diyor Ama ben öyle düşünmüyorum İnan dokunur İlla o saatlerde böyle insan böyle bir kendisini ne yapar Bir kendisinden böyle Aziyetini görür yani İlla o saatlerde Dakikalar saatler saniyeler başlar sayılmaya e Gördün mü sen e Niye Allah için işte bu Allah için yapılan bu hareketten dolayı Mevla Teala o oruçlunun diyor Ağız kokusu diyor ağız kokusu diyor Benim için aç kalan o oruçlunun ağız kokusu diyor Evet mis kokusundan daha hoştur diyor. Elhamdülillah Rabbim kıymet bilmeyip bir asilmesi Birinci özellik Bakın bu özellik daha önceki ümmetlere verilmediği halde Bize verildiğini kim buyuruyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Rabbim o yüzden kıymet bilmeyi hepimize ikram etsin inşallah. Daha diyor ikinci özellik. Ve testağfiru lehumul melâketü hatta yuftiru. İkinci özelliği diyor. İftar edinceye kadar yani akşam vaktine kadar melekler onlar için yani bizim için. Bizim için yani benim için. Senin için herkes kendisini düşün bakayım. Senin için Mevla Teala bakın melekler ne yapıyor saf saf yapıyor. Senin için ya. Direkt senin adına yani. Ya Rabbi bu kulu affet diyor ya. İftar vaktine kadar. Senin adına Allah'tan özür diliyor. Senin için Mevla Teala nimetler istiyor. Senin için Mevla Teala müracaat ediyor. Melekler senin için yapıyor bunu. Bak senin için. Bu Ramazan-ı Şerif'te oruç tuttuğundan dolayı iftar vaktine kadar sadece senin için biz de senin için ya. Mevla Teala'ya müracaat ediyor melekler ya. Vekilimiz tabiri caizse vekillerimiz onlar oluyor yani Mevla Teala'ya müracaattalar sen ne yapıyorsun biz de elhamdülillah Rabbimizin razı olduğu beğendiği hoşlandığı ahlakla şuurla ciddiyetle samimiyetle ibadetlerle yürürsek bu sefer bu işin mükafatı bu işin lezzeti çok büyük olur ya düşünsene senin adına adını söyle bakayım ekrandan ses 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 hoca ses gelmedi mi geldi geldi o yüzden bir söyle bakayım Bak dikkat et, dikkat et. Üzerine duruyorum. Adına adına, senin adına melekler ya Rabbi diyor be. Misal Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, şu Efendi, bu Efendi ya Rabbi bunu affeyle diyor be. Buna nimetlerini ver diyor ya. İhtiyaçlarını ver diyor. Güzelliklerini ver diyor. Ya. O yüzden dolayı güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bu, bu güzellikleri kaçıramayız. Rabbim kaçırmakla hepimizi muhafaza etsin. Birinci özellik ağız kokusu mis kokusundan daha güzel. İkinci özellik melekler seni için toplanmış ya. Seni için toplanmış ve Efendimiz buyuruyor. Efendimiz buyuruyor. Efendim buyurduğunuz şey tamamdır. Melekler seni için toplanmış ve Mevla Teala'ya senin adına istiğfar da bulunuyorlar, ihtiyaç da bulunuyorlar. Rabbim inşallah. O. Daha üçüncü özellik. Ve yüzeyinullahu azze ve celle külle yemin cennetehu. Thümme yekulu yuşiku ibadiyya salihun. En yulgu anhumul en ve vel eza. Dikkat edin yani. Bu da önemli. Şimdi üçüncü özellik. Mevla Teala cennete buyurur ki cennete buyurur ki dikkat et. Salih kullarım sana kavuşacak. Bir. Oruç tuttuğunda salih kullardan kabul ediliyorsun. İki, cennetle müjdeleniyorsun. Çünkü Mevla Teala buyuruyor ki, cennete salih kullarımdan, eziyette sıkıntıda olan, benim için aç kalan, benim için susuz kalan, benim için kulluk yapan, bana boyun eğen o kullarım size gelecek, cennete gelecek, süslenin diyor cennete. Cenneti süslüyor, cennet daima süslüyor. Cennetteki nimetler süsleniyor, senin için süsleniyor ya. Rabbim senin için hazırlıyor cennetini ya. Ya Elhamdülillah. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar ne yaparız? Rabbim başarmayı nasip edersin. Gerçekten kendimizi rızasına uygun şekilde, başarılı bir şekilde, kaliteli bir şekilde, Rabbim inşallah bu konuda bizlere başarılar nasip etsin inşallah, kaliteli bir şekilde Ramazan-ı Şerif'i ne yapmamız lazım? Geçirmemiz lazım. Bir, ağız kokusu mis kokusundan daha güzel. İki, melekler sizin adınıza diyor Mevla Teala istifa eder. Üç, senin için cennet süslendirilir. Cennet süslendirilir ya. Ama bunları tek tek incele. Bak kim Mevla kim buraya efendimiz Resulullah? Ne deniyor? Oruçlu olan kişi. Senin adına cennette cennette o cennet güzellikleri daha iyi Her gün, her gün, her gün. Elhamdülillah. Olsun olsun inşallah. Ve yasiru ileyki ve yusaffetu fi meredetü şeyadîn. Bu da önemli. Bir de şeytanlar da bağlı. Dördüncü özellik şeytanla bağlısınız. Bakın daha önceki ümmetlerde oruç vardı. Ama şeytan bağlanmıyordu. Ama bu ümmete Mevla Teala yine bir ikramda bulundu. Yine bir ikramda bulundu. Ne ikramı bu? İkram şu. Şeytanı da Mevla Teala bağladı. Oruçla beraber de nefsimizi dizginlemiş olacağız. Şeytan bağlı. Hiç kimse bağlı. Hocam şeytan bağlı ama bu soru da çok geliyor. Sorulardan bir tanesi de bu. Hocam şeytan bağlı ama gene nefisler buna sürüklüyorsa. Ya demek ki o zaman şeytan ne yapıyor? Nefsini saat ne yapmış? İyi telkin etmiş aman demiş sakın ha onlara kulak verme laf dinleme şöyle yapma böyle yapma onun terkinlerini devam ettirmeye çalışıyor. Veya şeytanlaşmış insanlar seni yoldan çıkartmaya çalışıyor. O yüzden de o ne yapacaksın? Allah muhafaza etsin, şeytana kulak vermeyeceksin. Şeytanlaşmış insanlardan uzak duracaksın. Ramazanın güzelliklerine, Ramazanın bereketine, Ramazanın rahmetine, Ramazanın zevkine, feyizine, bereketine dalacak edeceksin inşallah. Şeytan bağlı. Hiç kimse şeytana bağını bulmasın. Burada tamamen nefisle alakalı Rabbim inşallah hepimizi muhafaza Ve yufru lehum fi ahireyleyle Beşinci olarak da son gecede affedilir. Bütün günahlar affedilir. Şimdi normal af var, bir de son gecede toptan af var, toptan af var. Soruyorlar sahabe-i kiram, Gıyla <laughs> ya ehiyye kadri. Kadir Gecesi biliyorsun çok kıymetli olması için. Bu gece yani toptan af. Ümmeti Muhammed'in toptan affı. Kadir Gecesi midir ya Resulullah diyor. Yok Efendimiz buyuruyor ki وَلَاكِنَّ Yok çalışanın diyor mükafatı işin sonunda verilir. Yani Arefe gününde. Bayramdan bir gün önce. Yani Ramazan son gününde toptan af var. Normal af hemen başladı elhamdülillah. Sevinmeyle başladı. Ama ümmeti Muhammed'in toptan affını da Mevla Teala son günde. Yani bu beş özellik daha önceki ümmetlere verilmedi halde sıfır mazhar bize verili. Ağız kokusu mis kokusundan daha güzel. Rabbim kıymetli bilmeyi nasip etsin. Ağız kokusu. İki, üzerinde duruyorum inşallah. Melekler bizim adımıza istifarda bulunuyorlar. Üç, cennet bizim için süslendiriliyor. Elhamdülillah. Dört, Şeytanlar bizim için bağlandırılıyor. Rahat amel yapalım. Mevlamızı güzel dinleyelim diye. Beş. Son gecesinde toptan af var. Normal af devam ediyor. Ama son gecesinde. Yani işin çalışanın mükafatı sonunda verilir ifadesi gereğince. Son gecesinde yani Arefe gecesinde. Ramazan son gününde toptan af inşallah bize ikram ediliyor. Sıf ümmeti Muhammed olduğumuz için. Şimdi sizden gelen sorular var ama Şu hadis-i şerifte kısaca söylemeyeyim inşallah Ondan sonra sizden gelen sorular geçeceğim Şu hadis-i şerifte söylemek istiyorum Çünkü çok önemli bu da Ramazan şerifle alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minber hazırlatmış Bakın ibaresini okumuyorum ama ibaresi de var <laughs> i̇baresini okumadan söylüyorum Minberi hazırlattırıyor Minberi hazırlattıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tak, Birinci basamağa çıkıyor Amin diyor İkinci basamakta Amin diyor. Üçüncü basamakta amin diyor. Dikkat edin. Güzel insanlar. Sonra Efendimiz minberde gereken nasihat yaptıktan sonra, bazı nasihat yaptıktan sonra inliyor ve sahabe soruyor. Ya Resulallah daha önce yapmamış olduğun bu hareketi yani amin 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 ifadelerini niçin yaptınız ya Resulallah diye merak ediyorlar. Efendimiz diyor ki minberin birinci basamağına çıktığımda Cibril ile Emin geldi. Ramazan-ı Şerif'e kavuştuğu halde Ramazan'ın bereketinden, rahmetinden istifade edemeyip, kendisini affettiremeyen, Allah'ı affettiremeyen kişi cehennemden şey Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Allah'ın rahmetinden uzak olsun deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amin buyurmuş. Yani Ramazan'da affedilmemek diye bir şey yok güzel insanlar ya. Nasıl affedilmeyeceksin ya? Nasıl kendini şey yapacaksın ki affedilme konusunda uzak duracaksın ya? O yüzden dolayı güzel insanlar ne olur? Ne olur lütfen ve keremen rica ediyorum. İlla kendimizi affettireceğiz inşallah. Yoksa Allah rahmetine uzak olsun ya. İkinci basamakta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor. Senin ismin anıldığı halde sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz ismi alındığında salavat getirmeyen kişi Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Üçüncü basamakta annesi babası kendi yanında yaşlandığı halde cenneti kazanamayan kişi Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Yani annenin babanın memnun ettiğinde kendi yanında yaşlandıkları halde onlara iyi onlara iyi geçirirsen onların rızası olursa onları memnun edersen onlar senden memnun olursa Allah da senden memnun oluyor. O yüzden güzel insanlar kıymetli insanlar. Yani Ramazan şerifin bereketinden iler istifade etmeliyiz. Peygamberimizden istifade etmeliyiz. Ve anne babamızdan istifade etmeyiz. Onların memnuniyetini kazanmalıyız, rızasını kazanmalıyız. Onların memnuniyetini, rızasını kazanırsak, Rabbim başarmayı nasip etsin. İnşallah. Ne yapmış olacağız? İnşallah diyorum. Kazanmış olacağız. Allah yoksa diğer türlü Allah'ın rahmetinden uzak olsun müriy Efendimiz Rabbim hepimizi muhafaza etsin. İnşallah Rabbimizin rızasını kazanarak hareket etmeyi nasip etsin. Mevla hepinize razı olsun. Şimdi tabi biliyorsunuz Ramazan şef bereketi olması sebebiyle biraz bir 5 dakika, dakikanın ben sizden yedim herhalde öyle anladım. Ve işin başında da biraz anlatımla olduğu için yani. Şimdi inşallah sizden gelen soruları ne yapmaya çalışacağız? Cevaplandırmaya çalışacağız. Burada baya bir sorular var. Onları da inşallah kısa kısa bağlandırmaya çalışayım. Rabbim hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muhafaza etsin. Hocam hayırlı Ramazanlar olsun diyorum. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Amin inşallah. Hocam malumunuz diyor Adana çok sıcak diyor. Gün içinde serinlemek maksadıyla yüzümüzü, dudağımızı su ile ıslatsak orucumuz bozulur mu? Şimdi dudağımızı derken onunla hemen üzerinde durmak lazım. Normal eğer normal yüzünü ıslattığında hiçbir sıkıntı olmaz. Dudağını ıslattığında suyu içeri doğru değil dışarıya doğru alman lazım. İçeriye doğru yani boğazının içine kaçma tehlikesi olsa onda sıkıntı olabilir. Ama yoksa normal şartlarda diğer türlü bir sıkıntı olmaz yani. Bunu bilmek lazım. Hayrete gerçekten sıcak yerlerde bayağı bu iş ne hakikaten dert olabilir. Ama böyle yerlerde mümkün olduğu kadar şuna dikkat etmek lazım. Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Hepimize kolaylıklar versin. Bu Ramazan'da büyük kolaylıklar yapılması lazım inşallah. Mümkün olduğu kadar öğleden sonra kaylule yapmak lazım. Kaylule. O da çok kuvvetli bir sünnet. İşte o kaylül yaparsın. Yani kaylül demek yani dinlenmek. Yani uyumak yani bir, bir, bir kısım uyumak yani. İnşallah efendimiz yapar. Eğer sıcak yerlerde özellikle buna mutlaka dikkat edilmesi lazım. Yoksa insan Allah muhafaza etsin. Rabbim kayırsın. Hakikaten çok zorlanır. Bir defasında bunu anlatmadan geçemeyeceğim ama aslında tabii sorunlar çok anlatayım. Bir gün Ramazan şey Recep ayının biriydi. dedik. Yine yaz aylarına denk gelmişti. Çok sıcaktı. İnanın ya arkadaşlarla beraber dedik ki arkadaşlar bu Ramazan Recep ayının biri, Recep ayının biri özür diliyorum. Recep ayının biri gelin dedim bir oruç tutalım. O gün oruç tuttuk. Bir de öğleden sonra hadi gelin bir de to toplu tavaf yapalım. Kalktı öğleden sonra o sıcakta toplu tavaf yaptık. İnanın var ya o sıcakta yani Hacer validemizin İsmail Aleyhisselam'a o su aramasını gerçekten hissettik yani. O kadar iftarı böyle zemzemlerle öyle bekliyoruz ki yani. Hakikaten zor oluyor. Ama Allah da ona göre mükafatını veriyor. Rabbim inşallah mükafatlarımızı zayi etmez. Onu bilmek lazım. O yüzden dikkat edin. Evet, ayrıca hocam gece niyet etmeden, ertesi gün oruç tutuyoruz. Bu kabul olur mu diyor. Gece niyet etmediysek öğlen vaktine kadar yani şu ana kadar niyet edilebilir. Bunda sıkıntı yok mutlaka niyet edilmeli inşallah. Rabbim inşallah kabul etsin. Ama eğer normalde sahura kalktıysanız niyet o sahura kalkmak bile manevi olarak niyet kabul edilir. Onu da bilmek lazım. Rabbim hepimizden razı olsun inşallah. Evet. Bu da sorulan bir Hocam çocuğun bir aylık oruç tutmasam günah emziriyorum da eğer normal şartlarda emziren kardeşlerimiz emisyen ablalarımız, kardeşlerimiz, her birerleri bunlar eğer gerçekten kendisine veya çocuğuna eziyet olma durumu varsa, eziyet olma durumu varsa, sütü kesilme durumu varsa, zayıf durumdaysa gerçekten daha sonra tutabilirler. Ama ve lakin güçlüsün. Öyle bir durumu yok. Yani gerçekten iftarda ve sahurda yediğin sana ne yapıyor? Yetiyor. Sana yettiğinden dolayı bu şekilde senin devam etmen lazım. Yani oruç tutman lazım. Ama yok. Gerçekten oruç tuttuğumda son derece ne yaparım? Zayıf düşerim. Sıkıntıya düşerim. Çocuğuma, kendime eziyet olur. Kendime ve çocuğuma eziyet olduğuna göre helak olma durumunda olurum. Sütüm kesilir. Ve ondan dolayı sıkıntı çekerim. Bunlar zaten mazerete giriyor. Bunlarda sıkıntı yok. Ama bazı insan vardır güçlüdür. Güçlüdür yani. Hiç kimse kendini kandırmaz. Herkes kendini çok iyi biliyor. Asıl fetva diyor. Asıl fetva insanın kalbi vermeli. Bakacaksın kendine. Gerçekten güçlüysen. Akşam sabah yediklerinde hakikaten sütün meydana geliyorsa, çocuğuna yetiyorsa o zaman kaçmayacaksın. amma ve lakin. Evet. Selamun hocam. Ninem 90 yaşında. Yürümekte Yürümekte zorluk çekiyor. Teravih namazını evde kılmasında sakınca var mı? Allah razı olsun. Hiçbir sakınca yok. Teravih namazını ne yapabilir? Evde rahatlıkla kılabilir. Çünkü nite zaten yürüme sıkıntısı çekiyor. Zaten hanım abla, annemiz, teyze, bir elhamdülillah. Ondan dolayı ne yapabilir? Evde kılabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şunu söylemek lazım. Hanımlarla alakalı söylüyorum. Camiye niye teşvik edilir? ...nenemiz için söylemiyorum... ...yaşlıca söylemiyorum... ...şunun için teşekkür ederim... ...nefis... ...çünkü evde adamı zorlar... ...hele bugünlerde... ...açık söylüyorum... ...nefis zorlar... ...bir gün kıldırır... ...ikinci gün nefis başlar... ...şeytan bağlı ama nefis durmuyor ki... ...nefis de dur durmuyor... ...şeytan... ...şimdi kılarsın... ...şimdi kılarsın... ...hele bugünlerde... ...zaten geç o git ...ya bir üstte işte üzerine ağırlık çöker... ...ya bu akşam kılmasam mı olur... Ama cami ile alakalı işi bağlantıya kurduğu zaman o zaman zaten onu ne yapıyor? Gerçekten onu bir kıvamına sokmuş oluyor. Rahatlık bir şekilde, rahatlık bir şekilde ne yapıyor? Onu devam ettirmiş oluyor. Yoksa kendi başına kaldığı zaman bir akşam idare edersin. iki akşam idare edersin. Ama bazı ablalarımız, kardeşlerimiz var ki onlar zaten olayı aşmış. Onlar zaten elhamdülillah nefse hiç kulak vermez. Devamlı kılar. Onlar her türlü ne yapabilir? evinde de kılabilir. Evet, selamun hocam. Benim eşim bir evlilik yapmış, boşanmış biriydi. Sonra biz evlendik. Beyimin eski eşi evet, eşyalarını kaynanam kendi evime götürmüş. Eşim geri geçtirdiği zaman inkar etti. Ben görmedim dedi. Eşyalarını onun evinde gördü. Kaynanam evde yokken bizim o eşyaları geri almamızda bir mahsus var mı? Yani o evde olmadığında evine girmemiz doğru, evlenmemiz Evlerimiz yan yana. Normal şartlarda hoş olmaz. Yani kesinlikle size yapılan bir yanlış da olsa, bir eksik de olsa, kimsin evine, müsaadesiz kim olursa olsun, müsaadesiz gidip, kesinlikle onların, ya yani kendi eşyamdır, şuyumdur, buyumdur da olsa, bak sizin de eşyanız olmuş olsa, yine ne olursa olsun başka bir evden bahsediyorsun, kaynanan evi de olsa fark etmez, girip de asla olayı tatlılıkla halletmek lazım. İkna ile hatta halletmek lazım. Hele bu Ramazan şerif günlerinde kavga ile gürültüyle bir şey halledilmez. Kavga ile gürültüyle bir yere gidilmez. En güzeli ne yapacaksın? Tatlı tatlı. Anlata anlata. Rica ile. Eşinizi ikna edeceksiniz. Eşi de annesini ikna edebilir. Anne ikna edilir. Ben anneleri ikna edilmeyeceğini düşünmüyorum. Eğer bir insan annesini ikna edemiyorsa bu insan gerçekten kendisine bir sorsun. Bunda mutlaka sıkıntı vardır. Sen niye annen ikna edemiyorsun ya? Sen annene anneciğim diyerek yaklaştığında o annen erimiyorsa de bir problem var. O zaman problemi çöz. Anne zaten çözülür. O yüzden dolayı işi kesinlikle zoraki değil. Tatlılıkla çözmeniz lazım inşallah. Hayırlı Ramazanlar demiş bir kardeşimiz. Hatimler ne zaman başlıyor? Hatimlerimiz başladı. Evet biliyorsunuz mukabelemiz normalde sahur vaktinde mukabelemiz ne yapılacak? Tekrar edilecek. Üzerinde duruyorum. Sahur vaktinde tekrar edilecek. Ayrıca ikindiden önce saat 4 gibi zannediyorum. 4 gibi inşallah tekrar edilecek. Saat 11'de de mukabele ne yapıyor? Devam ediyor. Üzerinde duruyorum. Ee, tekrar ediyorum. Saat 11'de mukabele normal şartlarda okunuyor. Sahur vaktinde mukabele yine inşallah tekrar edilecek. Ve aynı şekilde ikindi de yani bugün 11'de ben takip edemedim diyenler içinde saat 4'te inşallah mukabe tekrar ne yapılacak? Takip edilecek. Ramazan şefte FM TV ekranlarında mümkün olduğu kadar arkadaşlarımızla istişarelerle beraber ya yani Ramazan'da Mevla Teala zaten maneviyata yükleniyor. Feyizle yükleniyor, bereketle yükleniyor, güzelliğe yükleniyor. Biz de Ramazan şefte arkadaşlarımızla istişare halinde FM TV ekranında mümkün olduğu kadar İnşallah rahmete yükleneceğiz. Feyze yükleneceğiz. Berekete yükleneceğiz. Zikre yükleneceğiz. Kur'an'a yükleneceğiz. Sohbete yükleneceğiz. İşte sizden gelen sorulara cevaplara yükleneceğiz. Sizi bu şekilde hep beraber kendimiz ve sizlerin de aydınlanmasınız vesile olmaya çalışacağız. Rabbim tesisini yüksek inşallah. Hocam 5 defa anca oldum. Allah'ım şifalar versin. Hakikaten zor. Şekerim var. Oruç tutmasam günahı var mı? Allah razı olsun. Şimdi İstersen 10 taraf 10 defa harcı ol. Önemli değil. İstersen 20 defa harcı O da önemli değil. Eğer kendinde sıhhat afeti bulabiliyorsan, sıhhat afiyeti bulabiliyorsan ama o sıhhatle afiyetle beraber bak üzerinde duruyorum. Lütfen ve keremem bunun üzerinde duruyorum ya. Yapmayın ya. Bak Efendimiz'e itikad edin. Efendimiz'e gerçekten iman edin. Efendimiz'e iyi onu ifade eline, Gerçekten kabullenin. Oruç tut. Sıhhat bul buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. O yüzden dolayı eğer kendinde iyilik hissediyorsan, kolaylık hissediyorsan, zorluk hissetmiyorsan, oruç tuttuğunda düşmeme durumundaysan, hasta olmama durumundaysan, hocam nereden bileyim? E, deneyeceksin kardeş. Dene. Bir gün bir tut bakalım. İki gün bir tut bakalım. Denklemelerini güzel yap. Yani gece iftarını, sahurunu, bunları güzel ayarla. Geceni güzel geçirmeyi Dinlenmeni güzel yap. Uykunu güzel al. şunları güzel bir değerlendirme yap. Bir bak bakalım ya. Bir tane dene. E oldu ki denerken de çok rahatsızlandın. Boz. Yine güne, güne gün gerekir. Yine güne gün gerekir. Çünkü hastalandın. Hastalandın veya hastalanacak durumunda düştün. Bak hemen ne yap. Ama bir dene bakalım. E Belki de sen ne yapacaksın? Tutacaksın bakacaksın ki maşallah diyeceksin ya. Maşallah çok iyiyim ya. Sıhhati buldum ya. Veya sıhhat oruçtaymış diyeceksin ya. İnanın çoğu insanlara sorabilirsiniz. İlk üç günde belki zorlanan olabilir. Üç günden sonra zorlanan olmaz. Olmaz. Eğer kurallara uygunsa, dikkat ediyorsa, ölçüye dikkat ediyorsa Allah bu makineyi yani bu insan makinesini ona göre ayarlamıştır. Üç günden sonra sorun olmaz. Özel bir şey çıkartırsan, adeti bozarsan, Kendine iş çıkartırsan, bir takım zorluklar çıkartırsan, o zaman ben ne yapayım? Ona bir şey diyemem. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Evet. Selamun aleyküm hocam. LYS sınavına gireceğim. Ama merkezde sınav 200 kilometrelik bir yolda. Ben Allah'ın imtihanı olarak düşünüyorum. Ve sınava oruç tutmayı düşünüyorum. Ama bir taraftan da sefiri konumdayım. Diye tutma diyorlar. Şimdi tabii tekrar ediyorum. Haklı mısın? Haklısın. Ama sen yine diyorları bırak. Sen sıhhatin afiyetin yerindeyse seferi mesafede olsa da kesinlikle ve kesinlikle orucunu tutmaya mutlaka çalış. Ama Allah bir fırsat vermiş mi? İmkan vermiş mi? Yani bu sefer esnasında sıkıntıya düşebilirim, hastalanabilirim, rahatsızlanabilirim, şu olabilirim, bu olabilirim. Olabilir mi? Olabilir. Mevla Teala müsaade etmiş mi? Etmiş. Ama ben mu hayrun lekum de Mevla Teala buyurmuş. Eğer oruç tutarsanız diyor Mevla Teala sizin için daha hayırlıdır. O yüzden senin zaten imtihandan dolayı imtihan, imtihandan dolayı zaten Mevla'ya ihtiyacımız var. O yüzden Mevla'ya her türlü ihtiyacımız var ya. Sadece imtihandan dolayı hep imtihandayız. Nefes alışverişimizde Mevla'mıza ihtiyacımız var. O yüzden orucunu yemeye değil yememeye oruç tutmaya ne yap çalışmak lazım. Rabbim kolay eder inşallah. Sen Mevla Teala'nın rızasına uygun şekilde sen Mevla Teala'nın rızasına uygun şekilde Mevla'yı memnun edersen, oruç tutarsan e Mevla sana sıhhat de verir, afiyet de verir, güzellik de verir inşallah. Hayırlı Ramazanlar hocam. Hocam acaba sürekli yutkunmak orucu bozar mı? Dışarıya çıkmadığı müddetçe yutkunmakta oruç bozulmaz. Normal yut kurmakta oruç bozulmaz. Ama dışarıya çıkıp içeri almaya kalkarsan burada sıkıntı var. Ondan dolayı normal yut kurmakta oruç bozulmaz. Hayırlı Ramazanlar hocam. Bu sene fitre ne kadar vermemiz gerekiyor? Bir de evi olanlar evin zekatı var mıdır demiş. Şimdi normal şartlarda fitre şartlarını diyanetimiz belirliyor. Ama ve lakin biz bir insanın normal şartlarda sahur ve iftarını düşündüğümüzde Sahur iftarda bir insan hangi ölçüyle beraber ne yapabilir? Doyabilir. Bunu bir düşün bakalım. Yani kısacası sorarlarsa bana sorarlarsa diyorum ben derim 20 milyar ederim kardeşim. 20 milyar lira aşağı bu iş olmaz. Ya yani 10 lira iftar için, 10 lira sahur için böyle 20 lira bu iş ne olur? Bu işi bağlar Allah'a. Ama bunu tabii şimdi 15 buçuk olabilir diye ilan edebilirler. 16 ilan edebilirler. İşte hocam işte 3, 3, 4 çeşit yemek alsan şunu tutar bunu şöyle yapar. Hep anlatabilirler. Ama 20 lira yakışır. Açık söylüyorum. Normalde kendi evinde oturan bir insan için evi olan, asli ihtiyacın evi olan veya buna ben ev satışı yapmayan insanlar için ev alakalı zekat verme durumunda değiller. Ama işi emlakçılık yani ev satıyor. Eğer ticareti ev satma onların zekatı var. Ama yok ev satmayla alakalı değil de tamamıyla sen söyle kendi oturuyor veya buna bazen kiraya vermiş. Satma niyetinde değil. Bunların zekat vermesine gerek yok. Evleri için zekat vermesi gerek yok. Yoksa normalde e, normal şartlarda e, eğer nisap miktarından zengin olma durumunda yani 81 gram altından fazla miktarında ne varsa e, mal varlığı varsa, artıcı mal, mal varlığı varsa zaten zekat vermesi gerekir. Evet Sadullah Hocam mesaj göndermiş. Evvela selam ediyor, ben de ona selam ediyorum. Sadullah Hocam teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hocam diyor, programın başından beri dinliyorum diyor. Lezzet ve maneviyat dolu sohbetinizden dolayı teşekkür ediyorum kıymetli hocam demiş. Biz sana teşekkür ediyoruz Sadullah Hocam, Allah razı olsun. Rabbim inşallah Hayırlı isteklerin tamamını ikram eylesin, ihsan eylesin. Medreselerde başarılar nasip eylesin. Maddi manevi Mevla Teala önünü açsın inşallah. Ve bütün Fatih Medreseleri kardeşlerimizin Mevla maddi manevi önünü açsın inşallah. Her türlü başarılar nasip eylesin, muvaffak eylesin. Teşekkür ediyoruz Adol Hocam. Bizden de selam, selam olsun inşallah. Esselamu Aleyküm Hocam. Mikram var. Ben de orucumu tutmaya çalışıyorum. Ama sürekli atak geçiriyorum. Ve bazı günler bırakmak zorunda kalıyorum. Çok üzülüyorum. Ne yapmayı ne yapayım? Lütfen hocam cevaplar mısınız? Şimdi migren varmış kardeşimizde. Biliyorsunuz migren hastalığı da ciddi bir baş ağrısı. Hakikaten adam ne yapar? Perişan eder. Bunu kabul ediyoruz. Bunu bilmek lazım. Ama bak ne diyor? Güzel söylüyor. Diyor ki hocam diyor mücadele veriyorum diyor. İşte bunu çalışacaksın ya. Mücadele vereceksin. Ama dayanamama durumuna geldiğinde ne yapacaksın? O zaman ilaçlarını kullanabilirsin. Dayanamama durumuna geldiğinde ama normalde bu hastalığa yakalanan insan ne yapmalı? Kendisini takip etmeli. İnsan hastası, insan hasta ise doktoru kendisidir. Kendisidir yani. Kendini takip ettiğinde insan, bak göreceksin ki kendini takip ettiğinde belli şeylere dikkat ederse hastalığa tutulmaz. Mesela bir yerlerden üzüntülü haber geldiğinde buna kulak tıkacaksın, kulak tıkacaksın. Veya buna benzer yorgunlukla alakalı bir şey yaptığında yorgunluk La bunlara tık, kulak tıkacaksın. Yani kendini tabiri caizse oruca, Ramazan'a endeksleyeceksin. Bismillah Rabbimle kolaylık verecek inşallah. Ondan dolayı ama oldu ki gerçekten dayanamama durumundasın. Ben mesela açık söylüyorum. Taş düşüren bir abimiz var. Böbreklerde taş düşüren. Şimdi bana sorsun bakayım taş düşürme nasıl? Niye? E çünkü biz onu yaşadık. Bu taş düşürme işi var ya müthiş bir şey ya ne kadar ağır olası ağır, ne kadar sert sağır ayakta duramıyorsun şimdi o kadar abimiz gelmişti bana caminin camiindeydi o zaman geldi bana hocam dedi taş düşürme ama halini bir görsen zaten hali gitmiş İlla bir vurulması lazım ki o taş düşüyor çünkü yani bilen bu işi bilen e şimdi ne oldu e o adam kalkıp da yok sen bu acıyı çek sen bu sıkıntıyı çek, oruca devam et denmez buna. O sızı geldiğinde, o ağrı geldiğinde, gerçekten tahammül gücü olmadığında mutlaka ilacını kullanmalı, orucunu bozabilir. Daha sonra günle gün tutacaktır. Ama bak ne diyor kardeşimiz? Bu çok önemli bir ifade. Hocam mücadelemi veriyorum. Hocam mücadelemi veriyorum. Ben migren hastalığım var diye yapmıyorum ben hastayım diye odaya kendimi kenara atmıyorum. De, de, ne, yapmıyor? ne yapmıyor? Bırakmıyor. Mücadelemi veriyorum. Ama mücadele neticesinde yeri geldiği zaman dayanamaman durumuna geçiyorum. O zaman tamam başla. O zaman sorun yok. İşte bu önemli. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Kimse kendini ne yapmasın? Yalandan sağa sola atmasın. Ondan sonra bir de bu işlerde fazla korkuya gerek yok. Bu orucu kimin için tutuyorsun sen? Anlayamadım. Eğer Allah'tan başkasına oruç tutuyorsan tutma zaten. Öyle oruç tutulmaz. O nedir? Allah'tan başkasına oruç tutulmaz. E orucu Allah'a tutuyorsun. Allah için tutuyorsun. Allah için tuttuğuna göre. Ufak demek bazı şeyler olabilir. olabilir. Ama Mevla onu öyle demiyor. Efendimiz de bize bildiriyor. Oruç diyor sıhhatinizi artıracak diyor ya. Yani. Rabbim inşallah sıhhatimizi artırsın. Bak gördün mü? Saat kaç? Ne sıhhatliyiz maşallah. Elhamdülillah. Rabbimiz e ikramı. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Maşallah değil. Sakata bağlamayalım güzel insanlar. Evet. E, burada var ya, inanan o kadar çok şey var ki, soru var ki ama her gün devam edeceğiz. Ondan dolayı inşallah yavaş yavaş okumaya çalışacağım. Bazısını zaten normale e, daha sonra inşallah ne yaparım? Bilgilendirmeye çalışırım. Selamun aleyküm hocam. Ramazanda bir ultrason çektirmem lazım. gün Bol su içmem gerektiğini söyledi. Ben de oruçluyum dedim. Doktor o gün tutma dedi. Size soruyorum ne yapayım? Eğer Ramazan'dan sonra çektirme durumun varsa açık söylüyorum Ramazan'dan sonra çektir. Ramazan'dan sonra çektirme durumun varsa kendini Ramazan'dan sonra atamıyor Ama yok hocam tek çarem Ramazan'da. Ramazan'dan sonra çektirme durumunda değilim. Veya mesela sabahleyin saat 8-9'da çektireceksen zaten 3.30'a kadar savur var. O üç buçuğa kadar ciddi bir şekilde ne yap? Suyu iç. Öyle git. Üç buçuğa kadar. Ama yok hocam. Bundan başka çare yok diyorsan o zaman yapılacak bir şey yok. Hastalığın da çok önemliyse gerçekten sıkıntılıysan o zaman zaten yapılacak bir şey yok. Hocam dün akşamki programda Sakarya Camii'de yapıldığını ve bugün akşam açılışını yapacağını söylediniz. Peki televizyondan yayınlanacak mı? Demiş akşam İzleyebilecek miyiz? Allah kabul etsin. Canlı olarak herhalde yayınlayamayacağız. Çünkü netice itibariyle oraya canlı yayın ekibi gelmesi lazım. O yüzden dolayı canlı olarak değil de ama bu akşam yine elhamdülillah inşallah Sakarya'daki kardeşlerimizi yine davet ediyorum. Dedeler Köyü. Yani Kuzuluğun iler Akyazı'ya bağlı Dedeler Köyü. Orada Fatih Medresesi vakfı olarak öncünün yapmış olduğumuz camimizin açılışı olacak inşallah. E bütün özellikle Sakarya halkını, özellikle yakın illerdeki bütün halkı veya İstanbul'daki halkımızı, herkesi davet ediyoruz. İftarımız var elhamdülillah. Açılışı da yapacağız. Yarın inşallah, yani yarın bu akşam ayarlanmaları yapılacak. Yarın veya diğer günler açılışı bu ekranlardan inşallah ne yapabileceğiz, seyredebileceksiniz inşallah. Ama canlı yayın bu akşam yapamayız. Onu baştan söyleyeyim. Ama inşallah daha gün, ileriki günlerde yani önümüzdeki günlerde onu ne yapacağız? Canlı yayında sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet şu anda dakikalarımdan biraz imiş oluyorum. Selamun Aleyküm Hocam. Şafi mezhebine göre oruçluyken dişinin düşüp dişinin düşüp içinden kan gelmesi orucu bozar mı? Normal şartlarda eğer yutkunmazsan dışarı atarsan bozmaz. Tekrar ediyorum yutkunmazsan Dışarı atarsan bozmaz. Evet. Hocam 81 gram üstü altın varsa eğer nasıl hesap edilir diyor. 81 şimdi. Normal şartlarda 81 gramın da fazlası varsa sende artıcı olarak. Borç, borcu da yoksa bu artıcı olan altınlar alakalı tekrar ediyorum. 81 gramın üzerinden bir sene geçtiyse bir sene geçtiyse kaç gramın var? Mesela 100 gramın var. 100 gramın 40'ta birini vereceksin. Ona göre hesap edeceksin. Evet tekrar ediyorum. Yüzde, ne yapacaksın? 100 gramı 40 da Hocam 200 gram var. E 40 da Hocam 500 gram var. Allah daha çok versin. 500 gram 40 da Tabi borcunu unutmamak lazım. Normal şartlarda bir insanın borcu varsa borcun düştüğünde o altın durumu nasılsa onu bilmek lazım. Eğer mesela 81 gram altını var adamın. Sonra ama nereden baksan 40 gram da borcu var. Bu adamın 81 gram altını yok demektir. 40, 40 gram altını vardı demektir yani. 41 gram altını vardı demektir yani. Onu bilmek lazım. Ha borcunu düştükten sonra borcun yoksa ve gerçekten de 80 gram altın 81 gram altında varsa evet selamun aleyküm hocam Ramazan Şerif çok güzel giriş yaptınız. Dualarınızı bekliyoruz Biz Selim hocamız Sefaköy'den. Biz de Selim Hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim inşallah tesisini yüksek edersin inşallah. Güzel çalışma nasip etsin. Mevla hepinizden razı olsun. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. İnşallah diğer soruları, biraz çünkü vaktimizi bir beş dakika geçirdik. E biz bu program 50 dakika biliyorsunuz. İnşallah. Ama biraz sizden biraz üzerine idare ettik. Diğer sorularda cevaplarını inşallah ne yaparız? Sizlere ulaştırmaya çalışırız. Rabbim tesisini yüksek edersin. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muaffak etsin. Mahcup olacak hallere düşmekten bizlere muhafaza etsin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar bu Ramazan sefri ne olur. Gelin hep beraber çok bereketli, çok huzurlu, çok mutlu. İstenen kıvamlarda FM TV ekranlarında bizler sizlere inşallah. Sizler de takiple beraber bizlere dualarla beraber, niyazla beraber, birbirimize yardımla Aydınlatmayla beraber şöyle istenen kıvamda bir Ramazan şef geçirelim inşallah. Örtümüz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Örtümüz sahabe-i kiram efendilerimiz olsun. Örtümüz Allah dostları olsun. Efendi hastalarımız olsun. Böyle kıymetli zatın kontrolünde, kıymetli zatların kontrolünde hakikaten istenen ölçülerde bir kıymetli bir Ramazan şef geçirmeye inşallah var mısınız demiyorum varsınızdır inşallah. Uğraşmayalım boş şeylerle ya. Baktın ki bir şey var. Baktın ki bir şey var. Ne var? Misal. Bir olumsuzluk var. Uzak dur be. Ne buraya efendimiz? Size diyor hakaret etseler bile diyor. Ağır ifadeler kullansalar bile. bile diyor. Efendimiz diyor ki. saimun. Ben oruçluyum de diyor be. Kulak verme diyor be. Kulak verme diyor be. İnan şu güzelliği yakalamış olsak Rabbim başarmayı nasip etsin. Bak göreceksiniz ki Ramazan-ı Şerifimiz çok bereketli geçecek. Çok feyizli geçecek. Çok güzel geçecek inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. İlk derste bu kadarlıkla yetiniyoruz inşallah. Sizinle olmak çok güzel. Sizinle dersler çok güzel. Sizinle her şey çok güzel. Ben inanıyorum ki sizinle Cennet, cemalullah çok güzel olur. Rabbim hepimize hayırlı Ramazanlar ikram etsin. Mevla hepinizden razı olsun.